Saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Dün saat 10.30 itibariyle Türkiye genelinde LGS sınav sonuçları açıklandı. Bu açıklamanın akabinde biz de ABC kurumları olarak, özellikle ABC Koleji'deki öğrencilerimizin sınav sonuçlarını hemen çıkartarak sizlerle paylaşmak istedik. Daha önceki basın toplantımızda belirttiğimiz gibi okulumuzda 88 öğrencimiz mevcuttu. Şu an itibariyle 36 öğrencimiz fen liselerine girmiş durumdadır. Akabinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nakil başvuruları neticesinde de bu sayıların artacağını düşünüyoruz. Biz ABC kurumları olarak şunu özellikle paylaşmak istiyoruz. Türkiye'deki en iyi fen liselerine öğrenci vermiş bulunuyoruz. Şu anda Türkiye genelinde ilk 100 okul yayınlanmış durumda. Bu ilk 100 okul içerisindeki ilk 10 sırada bulunan okullardan 3 tanesine öğrenci verdik bu yıl itibariyle. Şöyle ki Ankara Fen Lisesi'ne öğrenci vermiş bulunuyoruz. İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi'ne öğrenci vermiş bulunuyoruz. Aydın Efeler Fen Lisesi'ne öğrenci vermiş bulunuyoruz. Bu dediğim okullar şu anda Türkiye'de ilk 10 içerisinde olan okullar. Birinci okul Türkiye'de Galatasaray Lisesi, ikinci okul İstanbul Lisesi, üçüncü okul Ankara Fen Lisesi, dördüncü okul İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, beşinci okul İzmir Fen Lisesi, onuncu sıradaki okul ise Aydın Fen Lisesi. Özetlemek gerekirse ilk 10'da bulunan 3 okula şu an itibariyle öğrenci vermiş bulunuyoruz. Bu bizim için ve Kırıkkale için büyük bir gurur olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalarda emeği geçen başta kurucumuz Sibel Hanım'a, yönetim kurulu başkanımız Sayın Harun Güleç'e, çok değerli eğitim koordinatörümüz ve okul müdürlerimize, yine çok değerli öğretmen arkadaşlarımıza, rehber öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bu öğrencilerimizle ilgili daha önceki basın toplantısında da değindiğimiz gibi özellikle 0 ile 1 arasında çok sayıda öğrencimiz vardı. Bunları paylaşmıştık. Özellikle ben size şunu net ve açık olarak açıklamak istiyorum. Ankara Fen Lisesi'ne giren öğrencimiz 0,08 puanla girmiştir. Kabataş Erkek Lisesi'ne giren öğrencimiz 0,15 puanla girmiştir. Aydın Fen Lisesi'ne giren öğrencimiz 0,19 puanla girmiştir. Yüzdelik dilimi. Evet. Yani bu Türkiye dilimi. Türkiye dilimi. Yine 18 öğrencimiz Kırıkkale Fen Lisesi'ne girdi. Bu öğrencilerimiz de 0,17 ve 3,39 aralığıyla girdiler. Yani Türkiye ortalaması bu 18 tane fen lisesine, Kırıkkale Fen Lisesi'ne giren öğrencilerimizin dereceleri de bu şekilde. Yine 8 tane Osman Gazi Fen Lisesi'ne öğrencimiz girmiştir. Bu çocuklarımızın Türkiye dereceleri ise 4,48 ile 6,62 arasındadır. Yine Ankara iline bağlı Kalecik ve Elmadağ'da fen liselerine ise 5 öğrencimiz Kalecik Fen Lisesi'ne, 2 öğrencimiz de Elmadağ Atatürk Fen Lisesi'ne girmişlerdir. Şimdi biz yine size vereceğimiz bültenlerde de açık ve net olarak ifade edilmiştir. Biz nitelikli okul dediğimiz Kırıkkale'de biliyorsunuz 5 tane okul vardır. Bu okullar Kırıkkale Fen Lisesi, Osman Gazi Fen Lisesi, Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi, Şehit Alparslan Yazıcı Kız İmam Hatip Lisesi, bir de Endüstri Meslek Lisesi. Biz bu 5 tane nitelikli okula vermiş olduğumuz öğrenci sayısı ise 61. 61 öğrenciyi de Kırıkkale'de bulunan 5 tane nitelikli okula yerleştirmiş durumdayız. Yani 88 öğrencimizin 61 tanesini bu okullara yerleştirmiş durumdayız. Hatta bu 88 öğrencimizden 3 tanesi hiç tercih yapmadı. Niçin? Bunlar direkt özel okullara kayıtlarını yaptırdı. 4 öğrencimiz de yerleşmedi. Bu
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nakil döneminde yerleşecek puanları var. Dolayısıyla şu an itibariyle 61 öğrencimiz nitelikli okullara yerleşmiş durumda. Yine adrese dayalı biliyorsunuz bir merkezi yerleştirme sınavımız var. Bir de adrese dayalı yerleştirme durumu var. Yerleştirme durumuna göre de 61'in akabinde 20 öğrencimiz adrese dayalı olarak yerleşmiştir. Dolayısıyla 61, 20 daha 81, 4 öğrencimiz yerleşmedi. 3 öğrencimiz de özel okula kayıt olduğu için toplam kümülatif 88 öğrencimizin durumu bu. Ancak şunu iddia ediyoruz ki Fen Lisesi'ne giren öğrenci sayımız 36'dan tahmin ediyorum 40 ve 50 arasında bir sayıya ulaşacağız diye düşünüyoruz. Yine bu sınav sistemiyle ilgili ben özetleyeceğim. Kısa tutmak istiyorum izin verirseniz. Şimdi bu sınav sisteminde yerleştirmeler şu şekilde yapılacak. 4 dönem şeklinde, 4 periyot şeklinde yerleşim yapılacak. Birinci nakil dönemi 6 ile 10 Ağustos. 6 ile 10 Ağustos. Sonuçları 13 Ağustos'ta belirlenecek. İkinci nakil dönemimiz 13-17 Ağustos'ta yapılacak. Neticesi 19 Ağustos'ta belirlenecek. Üçüncü nakil dönemimiz 27-31 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçları 3 Eylül'de belirlenecek. Dördüncü nakil dönemi de 3-6 Eylül arasında yapılacak. Sonuçları 8 Eylül'de. Şimdi bu nakil dönemlerinde eğer ki buna rağmen yerleşemeyen öğrenci olursa arkadaşlar, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir komisyon kararıyla bütün öğrenciler yerleştirilmiş olacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayısal verilerle ilgili açıklamalar bu şekildedir. Bu hazırlıklarımız nasıl yapıldı? Bu çalışmalarımız nasıl yapıldı? Onlarla ilgili Sayın Başkanım'a söz verelim. Sayın Başkanım, yani bu mutfak kısmını çok iyi bilen başkanımız. Dolayısıyla bu açıklamaları yaparsa memnun oluruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Önce Kadir hocamız devam etsin. En sonra ben 3-5'inde şey yaparım. Tabii buyurun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sınav puanların açıklanmasıyla biz büyük bir sevinç yaşamıştık. Biliyorsunuz ilk 10'da 6 öğrencimiz, ilk 100'de 41 öğrencimiz, 41 kere maşallah demiştik. Çok güzel bir başarı elde etmiştik. O zaman da yaptığımız açıklamalarda işte yaklaşık 35-40 öğrencimiz Fen Lisesi'ne yerleşmesini bekliyoruz. Nitelikli okullar değil, sadece Fen Lisesi'nden bahsediyoruz demiştik. Çok güzel başarı bekliyoruz demiştik. Sonuçlar açıklandı, yerleştirme sonuçları da açıklandı. Tahminlerimiz doğrultusunda yine güzel sonuçlar elde ettik. 36 öğrencimiz Fen Lisesi'ne gitmesi gerçekten çok büyük bir başarı. Hani 85 öğrencimiz tercihte bulundu. 85 öğrenciden 36 tanesinin Fen Lisesi'ne yerleşmesi gerçekten çok büyük bir başarı bence. Nitelikli okullarda yerleştirme oranı %72, yani gerçekten bu çok ciddi, bence kayda değer büyük bir başarı. %72'sini nitelikli okullara vermek o kadar kolay bir iş değil. Tabi bunda sene içerisinde, bunlar çok detaya girmek istemiyorum ama, çok ciddi bir çalışma oldu. Arkadaşlarımız gece gündüz planlamalarıyla çocuklara tek tek ilgilenmeleri, tabi altyapısının oluşmuş olması, ciddi bir birliktelik, birlikte hareket etme, fedakarlıklarıyla yaptıkları güzel çalışmalar sonucunda elde edildi bu. Tabii bunda görüyoruz ki hani başarı bir kişinin iki kişinin yapacağı bir iş değil. Gerçekten güzel bir ekibin birlikte hareket etmenin, ortak akıl, kolektif şuurla hareket eden bir grubun bir başarı getireceğini biliyoruz. Tabii böyle çalışacak olan bir ekibi kurmak da kolay değil. Buna da Harun Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok uyumlu, çok çalışkan bir ekip oluşturdu. Kırıkkale'deki en başarılı okul altında en başarılı ekip olduğunu düşünüyorum ben. Ben bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel çalıştılar onlar da bu sınava hazırlık sürecinde. Velilerimize de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bize güvendiler, bize inandılar, bizimle birlikte çalıştılar. Çocuklarımıza emanet ettiler. Şükür yüzümüzde ak, onlara da güzel bir sonuçla uğurlamış olduk. Üst öğrenim kurumuna gittiler. Onlara da yolların açık olmasını başarılar diliyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Öğretmenin arkadaşlar adına Emre Hocam 3-5 cümle konuşsun. Kaan tabii, Hocam da tabii. İşte 3-5 cümle de Kaan Hocam. Buyurun. Öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkürler.
Biz öğretmenliğinden güzel neticelerinden biri, yetiştirdiğiniz insanların başarılarının ileride hayata atıldıklarında gördüğünüz onların başarılarının gururunu yaşamaktır. Şu anda bu haklı gururu biz öğretmen arkadaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Yani bütün öğrencilerimize, velilerimize emeklerinden, bizlerle beraber olmalarına dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarımızın hani birazcık mutfak tarafından demişti Müdür Bey, oradan devam edersek, biz öncelikle sınav odaklı bir okul olmaktan çok çocukları hayata hazırlayan bir okul olmaya çalıştık. Zaten sınavlar kaldırıldı, sınavlar değiştirildi ama biz hiçbir zaman çizgimizi bozmadık. Harun Hocam'ın bize hep başından beri söylediği şey şuydu: çocukları ileride hayatlarında başarılı olacak birer bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bundan dolayı sınava değil, çocukları hayatta hazırlamak için bilgiyi öğretmeye çalıştık. Bundan dolayı da sistem değişse de, düzen değişse de, sınavlar değişse de başarı hep ABC'de kalıcı oldu. Çünkü bizim esin amacımız çocuklara bilgiyi öğretmek, onlara bilgiyi kazandırmak, hayatlarına bunu yansıtabilmek. Bunu da başardığınızı görmek bizi mutlu ediyor. Tabii ki sınavın neticesinde böyle yüksek derecelerle hocalarımın anlattıkları gibi başarılar elde etmek bizi çok onur etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale adına başarı oldu, Kırıkkale adına gurur olduk. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle sayın basın mensubu hepiniz hoş geldiniz. Emre hocam zaten çalışmamızı özetledi. Visyonumuzu, misyonumuzu müdürlerimiz, idarecilerimiz özetledi. Ben de kısaca sloganımızla diyorum ki sistemler değişse de başarı değişmez. Başarının değişmeyen tek adresi ABC kurumları diyorum. Sözü de fazla uzatmayayım. Kemal hocama vereyim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Eğitim bir ekip işidir. Hani bu ekibi Harun Hoca gerçekten güzel bir ekip kurdu ve bunun sonuçlarını da çok güzel bir şekilde gördük. Hani herkes ABC bekliyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Tabii güzel bir başarı, hamdolsun. 85 öğrenci içerisinde 36 öğrenci fen lisesini kazanmış. Önceden kurumlar şunu yapıyordu: 3 tane, 5 tane fen lisesini kazandırdığınız zaman başarıydı, ciddi başarıydı. Şimdi 85 öğrenci var. 85 öğrencinin 37 öğrencisini fen lisesini kazandırıyorsun. Neredeyse %50. Yani net oranımız bizim sayılar dilinden konuşursak %42 şu anda fen lisesine yerleştirme oranımız var. Ne kadar hamd etsek az. Ama tabii şey var, başarının arkasında her zaman bir ekip var, ekip anlayışı var, bir yönetim anlayışı var, uyumlu bir yönetim anlayışı var, uyumlu bir kadro var, uyumlu zümre başkanları var. Yani dolayısıyla biz ABC okullar olarak, eğitim kurumları olarak önce şuna dikkat ediyoruz: İyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. İyi bir takım olursa başarı gelir. Öğrenciyi inandırmamız lazım. Rehberlik biriminin iyi çalışması lazım. İnanmadığımız hiçbir şeyden biz başarı elde edemeyiz. Hamdolsun güzel bir sonuç, güzel bir başarı. Akşam gece işte 12'de sınav sonuçları açıklandı. Bir öğrencimiz var yine üniversite sınavında, Türkiye derecesi yaptı. Gece 1'de aradım. Sevincini paylaştım. Bu öğrenci bu kuruma nasıl kayıt yatırıyor? Önce ortaokuldaki kardeşini getiriyor. Eşim Şenay Hanım diyor ki Rıdvan'ı değil, derecedeki çocuğumuzun Haydar. Haydar. Evet, Haydar. Haydar istiyorum diyor. Haydar başı istiyorum diyor. Bak şimdi bu bir inanmadır. Şenay Hanım diyor ki Rıdvan alacağız zaten. Ama yanında bir öğrencimiz var. Diyor ki Haydar istiyorum diyor. İkna ediyoruz. Babasını ikna ediyoruz. Allah razı olsun. Babasına da çok teşekkür ediyorum. Kurumumuza güveniyor. Haydar dün telefonda sevinç çığlığı. Ben ondan sonra lay 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 loğum diyorum, ondan sonra şey yapıyorum, bunu paylaşıyorum. Haydar'ın işte gözlerinden öpüyorum. Gece 1'de babasını kaldırıyorum. Babasıyla paylaşıyoruz. İşte eğitimcilik bu olsa gerekli düşünüyorum. Yani çok emek var. Şimdi rakamları çok kolay telaffuz ediyoruz da ama hakikaten bunun arkasında gece gündüz çalışan bir ekip var. Yani ben öncelikle bu arkadaşlarımıza
yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun diyorum. Yerleşen her bir çocuklarımızın alınlarından öpüyorum. Onları ve ailesini tebrik ediyorum. ABC okullarına güven devam ediyor. Yine şehirde Allah nasip ederse yine güzel sonuçlar çıkartacağız. Bizi heyecanlandıran bunlar. Artık ABC'de şu konuşuluyordu eskiden Kırıkkale ile alakalı, işte eğitim düzeyiyle, eğitim seviyesiyle alakalı. Artık hamdolsun Kırıkkale'nin çıtası çok yükseldi. Tabi ABC'nin de çok katkısı var. Diğer okullarımızın da, özel okullarımızın da katkısı var. Milli eğitimdeki diğer okullarımızın da çok katkısı var. Biz tüm okullarımızdan bir ekip olup Kırıkkale'nin başarısını arttırmak istiyoruz. Bizim en birinci temel gayemiz o. Ama bunu nereden başlatırız? Biz genç kendi okullarımızdan başlatırız. Kendi kurumlarımızdan başlatırız. Güzel bir sonuç. Yine ondan sonra bir gün sonra tekrar bir basın toplantısı yapacağız. Bu sefer üniversiteyle alakalı. Çünkü sınav sonuçları üst üste açıklanıyor. Önce LGS açıklandı. Şimdi LGS'nin yerleşmesi dün açıklandı. Ve dün gece itibariyle üniversite sınav sonuçları açıklandı. Yarın nasip olursa sizinle tekrar birlikte olacağız. Birliktelik devam ediyor. Yani ABC'de birliktelik bitmiyor. Çünkü başarı bitmiyor hamdolsun. Kırıkkale'deki işte arkadan işte KPSS ile alakalı açıklamalar gelecek. Bahtiyar hocam oradan bakıyor ondan sonra. Biz burada durmuyoruz. Biz de çalışıyoruz hocam. KPSS'de de Türkiye dereceleri geliyor. Hamdolsun. Allah razı olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başarı ABC'de bir gelenek değil mi? En son şeyimiz neydi Emre hocam? Sistemler değişse de başarı değişmez. Başarının değişmeyen tek adresi ABC. Evet. Bir alkış. Thank you.